narsist sana karşı saldırıya geçtiğinde seni direkt en zayıf yerinden vurmaya başlar. Bunun için de senin zaaflarını, geçmişte aldığın yaraları veya yaşadığın hayal kırıklıkları artık sana acı veren her ne ise onları hiç düşünmeden kullanır. Yeter ki seni tabiri caizse kışkırtarak ringe çekebilsin. Zaten seni ringe çektikten sonra kendini yenilmeye mahkum olduğun bir mücadelenin içerisinde bulursun ve tükenene kadar kendini ispatlamaya çalışırsın. Fakat işin en garip tarafı hiçbir zaman iddialarını ispatlayamazsın. Dolayısıyla burada asıl mesele hiçbir şekilde ringe çıkmadan veya çıktığını fark ettikten sonra bir an evvel o durumdan sıyrılmayı becermektir. İşte bugün aşağılamalara, hakaretlere dönüşen o saldırılara maruz kalmamak için narsisti anında etkisi hale getirip susturan birkaç cümleyi sizlerle paylaşacağım. Eğer paylaşacağım bu cümleleri vaktinde ve doğru bir şekilde kullanmayı alışkanlık haline getirirsen, sana zarar verecek o süreci ustaca engellemiş olursun. Tabi yine söylüyorum, en iyisi bu tip insanlarla hiç muhatap olmamak. Ama gerçek hayat veya hayatın gerçekleri kişiye bu imkanı her zaman sunmuyor. Örneğin patronun veya mesai arkadaşında böyle bir kişilik bozukluğu varsa seni ulu orta küçük düşürmek için elinden geleni ardına koymaz. Ve bunun için en ufak fırsatı bile acımasızca değerlendirir. İşte şimdi paylaşacağım cümlelerle birlikte bu gibi insanların başlattıkları tartışmaları alevlenmeden bastırabileceksin. Ve gelelim birinci cümleye. Ben senin öfkenden sorumlu değilim. Çünkü tam da bunu sana empoze etmeye çalışıyor ya. Sen beni öfkelendiriyorsun, sen beni çileden çıkartıyorsun. Sen beni bu duruma getiriyorsun. Sen bu yaptıklarından vazgeç, ben de sana bu şekilde davranmak zorunda kalmayayım. İşte burada bu cümleyle birlikte sınırını belli ederek onun kurmaya çalıştığı o oyunu bozuyorsun. Çünkü o her şeyde olduğu gibi sergilediği olumsuz davranışların sorumluluklarını sana yüklemeye çalışıyor. İşte bu cümleyle birlikte ona dur demiş oluyorsun. Sen kendi öfkenden sorumlusun, ben de kendi öfkemden sorumluyum. Böylece ne yapmış oluyorsun? Herkesi kendi sorumluluklarına ve sınırlarına davet etmiş oluyorsun. Gelelim ikinci cümleye. İkimiz de birbirimizden bağımsız farklı görüşlere sahip olabiliriz ve bir görüş asla hakikatin kendisi olamaz. Sadece bir görüştür. Fakat bir narsist sahip olduğu görüşleri hakikatin bizzat kendisiymiş gibi yansıtmaya çalışır. Bunu anlamak için görüşlerini aktarırken dikkat etmen yeter. Sanki görüşünü değil de hakikatin bizzat kendisini aktarıyormuş gibi bir hava estirir. Ve sen burada kendini onun estirmeye çalıştığı havaya kaptırırsan otomatikman kendi görüşünü daha önemsiz, daha kıymetsiz olduğunu kabul etmeye başlarsın. İşte bu cümleyle birlikte burada o noktayı koyup sınırını belli ediyorsun. Senin görüşün hakikatin bizzat kendisi değil. İkimiz de birbirimizden bağımsız farklı görüşlere sahip olabiliriz ve bu birinin diğerinden daha değerli veya daha değersiz olduğu anlamına da gelmez. Bu sadece farklı bakış açılarına sahip olduğumuzdan kaynaklanmaktadır o kadar. Diğer cümle ise düşünceni benimle paylaştığın için sana çok teşekkür ediyorum. Fakat ben yine doğru bildiğimi yapacağım. Hangi bağlamda olursa olsun, iş yerinde mesai arkadaşından tut, kök ailende bir bireye varıncaya kadar narsist hem kendisini hem de sahip olduğu düşünceleri herkesin ve her şeyin üstünde görür. Dolayısıyla seni de bunların altında görür ve sana tabiri caizse patronluk taslamaya başlar. Sen anlamazsın, sen bilmezsin, sen en iyisi bunu böyle yap gibi cümlelerle senin kişiliğini aşağılayarak seni bastırmaya çalışır. İşte burada ipin ucunu kaçırırsan yolunu bulup sadece sana istediği gibi davranmakla kalmaz. Aynı zamanda sana kendi istediğini yaptırmaya başlar. Bunu da sana senin kendi iradenle yaptırmayı başarır. Tamam belki kendileri bir baltaya sap olamıyor. Fakat ağzı öyle bir laf yapıyor ki onu tanımadan sadece dinlersen dahi zannedersin. O denli etkileme kabiliyeti var. İşte burada şunun bilincinde olmalısın. Her ne kadar aşağılayıcı bir üslupla da olsa sana bulunduğu tavsiye sadece bir tavsiye niteliğindedir. Fazla değil. Tabi senin bunu bir emir gibi telakki etmeni ister o başka ama bu asla bir emir değildir. Dolayısıyla sen de bu tavsiyeyi bilinçli bir şekilde bir emir olarak değil de bir tavsiye olarak algılamalısın. Ve bunun böyle olduğunu karşı tarafa net bir şekilde hissettirmen gerekiyor. Eğer bunu duygusuz ve net bir şekilde başarırsan ona göre ondan gelen fikirlerin kıymetini bilmediğinden dolayı bir nokta gelir sana fikirlerini dayatmaktan bile vazgeçer uğraşmaz seninle çünkü ondan gelen fikirlere onun beklediği o ehemmiyeti vermemiş oluyorsun da ondan son cümle benim hakkımda sahip olduğun düşünceleri ben belirleyemem şimdi burada şöyle bir şey var Narsist içinde yaşadığı o hayal dünyasında mükemmel bir kişiliğe sahip olduğu için hiçbir şekilde hata yapamaz. Eğer ola ki bir hata yapıyorsa buna mutlaka bir başkası sebep olmuştur. Şimdi aynısı seninle alakalı beslediği duygu ve düşünceler için de geçerlidir. O seninle alakalı sahip olduğu o fesat düşünceleri kendisini yakıştıramadığından dolayı senin eylem ve söylemlerine mal etmeye çalışır. Senin şu davranışından dolayı ben böyle düşünüyorum. Ya da beni seninle alakalı böyle düşünmeye sen zorluyorsun. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. İnsan kesinlikle eylem ve söylemlerinden sorumludur. Fakat bunlardan bağımsız. Başkalarının zihninde oluşan o fesat düşüncelerden kesinlikle sorumlu değildir. Çünkü engel olamıyorsun ki. Ve onu ortadan kaldırmak için hiçbir şekilde bir mücadeleye girmemelisin. Çünkü burada bir kasıt olduğundan dolayı bunun sonu gelmiyor. Arkadaşlar, bu cümleleri yeri geldiğinde duygusuz ve net bir şekilde ifade edip konuyu kapatmalısınız. Kesinlikle altını doldurmaya veya açıklama getirmek suretiyle haklılığınızı ispatlamaya çalışmayın ve bu durumu hangi bağlamda olursa olsun sağlıklı bir ilişkiyle de kıyaslayamazsın. Sağlıklı bir ilişkide tabii ki yanlış anlaşılmalara hal vermemek için Yeri gelecek karşılıklı izahatta bulunacaksınız. Burada sıkıntı yok. Fakat toksik bir ilişkide durum böyle değil işte. Toksik bir ilişkide partnerin seni tüketmek için kasıtlı bir şekilde bu mücadelenin içerisine sokuyor. İşte burada uyanık davranıp bu cümleleri yeri geldiğinde duygusuz ve net bir şekilde kullanarak konuyu kapatmalısın. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.